Eğitici, kitap, kırtasiye ve oyuncakların bulunduğu Pengu Toys'tayız efendim şu anda. Kıbrıs'tayız. Yanımda da buranın sahibi Erkut Bey var. Merhaba, nasılsınız? Teşekkür ederim. Hoş geldiniz Müzgan Hanım. Hoş bulduk Erkut Bey. Çok teşekkür ederim. Burası gerçekten bir cennet gibi. İnsan kendini kaybediyor açıkçası. Muhteşem bir yer yapmışsınız. Önce sizi tanıyarak başlayalım. Sonrasında da oyuncaklarımızı değinelim. Tabii. Ben Erkut Günen. 1979 yılında Lefkoşa, Kıbrıs'ta doğdum. İlkokul, ortaokul, üniversite eğitimine kadar Kıbrıs'taydım. Daha sonra Ankara Hacettepe'de yüksek lisans yaptım. Ankara'dan döndükten sonra da burada bu sektörde faaliyet göstermeye başladım. Nereden aklınıza geldi böyle bir sektöre girmek? Ankara yıllarımda buna benzer bir farklı bir firmanın bölge müdürlüğünde çalışmıştım. Oradan edindiğim tecrübelerle Kıbrıs'ta da neden olmasın dedim ve bu sektöre girdim. Bu sektöre girdiniz, iyi de yaptınız. Aynı zamanda 3 tane şubeniz var. Şu an Lefkoşa bölgesindeyiz değil mi biz? Evet, Lefkoşa'dayız. Lefkoşa'da 2 tane şubemiz var. Bir tanesi şu an bulunduğumuz Marmara bölgesinde, diğeri Kaymaklı bölgesinde. Bir diğeri de Girne'de bulunuyor. Şimdi Pengu Toys dedik ama burası sıradan bir oyuncakçı değil. Çünkü eğitici oyuncaklar var size. Eğitici kitaplar var, eğitici kırtasiye ürünleri var aynı zamanda. Biraz bunlardan bahsetmenizi rica edeceğim. Tabii, ürün grubumuz içerisinde öncelikle eğitici oyuncaklarımız var. Çocuğun doğumundan itibaren 0 yaştan özellikle 6 yaşa kadar her türlü ahşap ürünler, sağlıklı materyaller, çocuk gelişimini destekleyen materyaller sağlıyoruz müşterilerimize. Kitap konusunda yine 0 yaştan üniversite eğitim kitaplarına kadar çok geniş bir portföyümüz var. Orada da bütün ürünlerini en iyi şekilde seçerek en doğru ürünleri getirmeye çalışıyoruz. Tabii çocukların gelişimi açısından bu tür ürünler çok önemli. Mesela hangi yaşlarda hangi oyuncaklar tercih edilmeli, hangi ürünler kullanılmalı sizce? Şöyle ki her çocuğun gelişim evresine göre doğru ürünün kullanılması en önemlisi. Burada da yapılması gereken çocuğun gelişim evresine uygun ürün verilmesi ve özellikle ahşap oyuncaklar başlangıç için çok ideal oyuncaklar. Özellikle 6 aydan itibaren onların verilmesi gerekiyor. Yaş ilerledikçe kullanılan ürünlerin parçaları azalıyor, parçaları çoğalıyor ve ebatları küçülüyor. Evet, hayal gücü de genişliyor tabii. Geliştirecek, yaratıcılıklarını geliştirecek birçok materyalimiz var. Onlar o şekilde ilerlemesi gerekiyor. Uzun yıllardan beri hepimizin mutlaka oynadığı oyuncaklardan biri de Legolar değil mi? Çok severek oynamışızdır hepimiz ve hala da çok revaçta kullanılıyor. Yeni nesillerde de ben çok fazla görüyorum. Neden bu kadar çok tercih ediliyor peki? Yaratıcılık. Yani Legoların en büyük özelliği çocuğun yaratıcılığını geliştirmesi. O noktada da en çok tavsiye ettiğimiz ve klasikleşen ürünlerden bir tanesi oluyor. Legolar dışında peki hangi oyuncaklar tercih ediliyor? Yani kız oyuncakları, erkek oyuncakları diye ürünler de tercih ediliyor. Ancak biz o şekilde olmasını çok fazla da istemiyoruz. Gelen müşterilerimizi de daha farklı ürünlere yönlendirmeye çalışıyoruz. Özellikle akıl oyunlarına, 3 yaştan itibaren akıl oyunları, onların hem zihinsel hem yaratıcılık yönlerini geliştirecek, stratejide bakış açısını geliştirecek ürünleri tavsiye ediyoruz. Biliyorsunuz ki oyuncak deyip geçmemek gerekiyor efendim. Çünkü izledikleri çizgi filmlerin etkisinde kalıyor çocuklar ve o oyuncakları tercih ediyorlar ağırlıklı olarak. Sonrasında da balkondan atlayanları da duyduk efendim haberlerde. O yüzden ben buradan birazcık ailelere seslenmenizi rica edeceğim. Çocuklara ne tür oyuncaklar alsın? Çocuklara özellikle lisanslı oyuncak almakları gerekmiyor. Bunu bilmesi gerekiyor ailelerin. Yani dünyanın parasını veriyorlar. Hem o lisanslara çok yüksek paralar ödeniyor, hem de çocuğun gelişimine hiçbir katkı sağlamıyor aslında. Onları yalnızca işte dediğiniz gibi uçmaya, farklı atraksiyonlar yapmaya teşvik eden oyuncaklar oluyor. O nedenle onları kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Daha bilinçli alışveriş yapmalarını öneriyoruz. Doğru oyuncakları tercih edeceksiniz efendim. Şimdi arkamda oyuncakların dışında tabii görüyorsunuz bütün kız çocukların hayalini süsleyen pembe köşkler, kayaklar vesaireler var. Peki bunlar kreşlere mi gönderiliyor? Tabii bunlardan
Özellikle kreşler, eğitim kurumları, onlar çok faydalanıyor. Ayrıca Kıbrıs'ta biliyorsunuz mevsim çok güzel. Evet. 8-9 ay güneşimiz var çok rahatlıkla. O nedenle bahçelerde de, ailelerde, evlerinde tercih ederek kullanıyorlar. Evet. Siz aynı zamanda kreşlere gittiğiniz zaman kreşin bütün sistemini de kurabiliyorsunuz. Tabii. Öyle mi? Tabii, aynen o şekilde. Biz bize gelen müşterilerimize anahtar teslim, binayı gösteriyorlar. Onun bütün iç mekan, dış mekan, her türlü eğitim materyali, kırtasiyesi, kitabı, her şeyi A'dan Z'ye hazırlanıp o şekilde verilebiliyor. Evet, A'dan Z'ye hepsini temin edebiliyorsunuz. Toptan satış mı yapıyorsunuz sadece peki? Hayır, toptan satışımız da mevcut. Ancak dediğim gibi 3 tane de perakende mağazamız var. Orada da yine müşterilerimiz gelip sunduğumuz ürünlerden faydalanabiliyorlar. Biraz da kırtasiye bölümümüze değinelim istiyorum. Eğitici kitaplara özellikle de. Siz eşinizle birlikte çalışıyorsunuz ve eşiniz de aynı zamanda çocuk gelişim uzmanı. Dolayısıyla da işe çok hakim. Yani Erkut Bey dedi ki okumadığımız kitabı hiçbir çocuğa okutmuyoruz. Mutlaka içeriğini inceliyoruz dediniz. Evet. Tabii ki bunlar da çok önemli. Kitap okuma alışkanlığını kazandırmak için çocuklara böyle kitapları öneriyor musunuz? Kesinlikle. Kitap okuma alışkanlığını kazanması için öncelikle annenin okuması gerekiyor. Annenin rol model olması gerekiyor. Babanın da aynı şekilde. Babalar hep biraz daha dışarıda kalır ama ebeveynlerin rol model olması gerekiyor ve kitap okumaları gerekiyor. Bunu bilmek lazım. Ona göre hareket etmek lazım. Biz de bunun için bütün sunmuş olduğumuz kitaplarda içeriklerini tek tek gözden geçiriyoruz. Hiçbir şekilde çocuklara, hani az önce bahsettiğiniz işte uçma, evet, şey yapma, farklı yönlere yönlendirmeyecek. Onlara eğitimsel anlamda mutlaka bir şeyler kazandıracak kitapları sunuyoruz. Kırtasiye konusunda ise en öncelikli gözettiğimiz durum sağlık. Bütün getirdiğimiz kırtasiye ürünleri Avrupa standartlarındadır. Özellikle İspanya'dan Alpino markasını ithal ediyoruz. Orada da bütün sağlık raporları mevcut. Gönül rahatlığıyla satabildiğimiz, kullanıcılara tavsiye edebildiğimiz ürünlerdir. O noktada sağlık birinci kaidemiz. Efendim, oyuncak alacaksanız mutlaka buradan gelip alacaksınız gerçekten. Şimdi siz toptan gönderim yapıyorsunuz. Peki neden sizi tercih ediyor müşterileriniz? Şimdi biz eğitim kurumlarına özellikle adanın her noktasına, Dipkarbaz'dan Nefke'ye kadar hizmet veriyoruz. Bunun da en doğru şekilde sağlayabilmek için ekiplerimiz var. Dağıtım ekiplerimiz ve düzenli ziyaret eden ekiplerimiz var, kurumları. O noktada hem hızlı, hem doğru ürün, hem iyi kaliteli ürünü ve uygun fiyatı almak için bizi tercih ediyorlar. Peki nasıl takip ediyorsunuz? Çünkü sürekli güncelleniyor oyuncaklar. Fuarları falan takip ediyor muyuz? Fuarları evet takip ediyoruz. Düzenli olarak Almanya'da, Türkiye'de, Hong Kong'da farklı fuarlar var. Onlara katılmaya çalışıyoruz. Yenilikleri takip etmeye çalışıyoruz ve o anlamda en yeni, en iyi ürünleri getirmeye çalışıyoruz. Peki bundan sonra neler yapmayı planlıyorsunuz Erkut Bey? Şu anda yapmak istediğimiz önemli şey şubelerimizi artırmak. Adanın birçok yerine daha farklı şubeler açmak istiyoruz. Ve verdiğimiz hizmetten insanların daha kolay, daha rahat faydalanmasını istiyoruz. Kıbrıs olarak maalesef siyasi ambargolardan ötürü Kıbrıs'ta üretimle yapmayı çok istiyoruz ama o noktada biraz sıkıntımız var. İlerleyen dönemde eğer uygun şartlar oluşursa eğitici oyuncakların üretimini de burada yapmak isteriz elbette. Evet. İnşallah efendim, çok isteriz biz de. Çalışmalarınız, başarılarınız daim olsun. Teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Buraya kadar zahmet ettiniz, geldiniz. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Efendim, Kıbrıs'ta Erkut Bey'e vermiş olduğu bilgiler için teşekkür eder. Programımıza başka bir sektörle devam ederiz.